Çoklu parça görünümünde klipleri düzenleme. Bu dersimizde çoklu parça görünümünde klipleri düzenlemeye daha yakından bakacağız. Daha önce klipleri kırpmayı, yumuşak geçiş eklemeyi birazcık görmüştük. Bu dersimiz için After Effects giriş dosyasını müzik klasörüne ekledik. Bu dosyayı panelimize sürükleyelim. Çift tıklayarak açalım. Çoklu parça görünümüne gidelim. Bu dosyayı kitap inceleme parçasına sürükleyelim. Sizler buraya istediğiniz klipleri sürükleyebilirsiniz. Çoklu parça modunda yaptığınız hiçbir şey yıkıcı değildir. Orijinal dosyanız yapılan değişikliklerden etkilenmeyecektir. Deneyerek gösterelim. Parçamızın baş kısmında boşluk var. Bunu baş taraftan konuşmanın başladığı yere kadar kırpalım. Dalga formunda parçamıza bakalım. Baştaki boşluk duruyor. Bunun manası çoklu parça modunda ön izleme yapmak yıkıcı değildir. Bazen kırptığınız dosyanın belli bir uzunlukta olmasını isteyebilirsiniz. Kırptığınız zaman ihtiyacınız olan uzunluğun korunmasını isteyebilirsiniz. Burada kaydırma aracı sizin için uygundur. Aracımızı alalım. Kaydıralım. Bunu yaparken uzunluğu değişmiyor. Kendi içinde kayıyor. Böylece klip içindeki içeriği ayarlayabilirsiniz. Bu parçaları düzenlemeden önce sadece bu parçayı duymak için parçayı yalnızlaştıralım. Tekrar klibin başına dönelim. Klibinizde istenmeyen kısımları atabilirsiniz. Klibiniz içinde küçük gaflar olabilir. Ortak efektleri ve kopyala yapıştır desteği ve Flash Professional ile ilgilenmektedir. Örneğin, Photoshop 3D katmanlarını oynatmak, gaf olan dosyaları orijinal dosyayı açıp düzenleyebilirsiniz. İsterseniz de orijinal klibe dokunmadan çoklu parça oturumunda düzenleme yapabilirsiniz. Bunun için burada iki aracımız var. Bu bizim klibi kesme aracımız. Şu an klip kesme aracı seçili. Eğer bıçağı klip üzerine getirirsek sadece tek klip üzerine çizgiyi görmekteyiz. Bu bizim kesim yapacağımız noktayı göstermektedir. Üzerine basılı tutalım. Eğer tüm klipleri kes aracını seçersek bu çizgi tüm parçalar üzerine genişlemektedir. Tekrar diğer araca geçelim. Tıklamadan önce dikkatli olun. Eğer ses çizgisine tıklarsanız anahtar kare eklersiniz. Bundan daha sonra bahsedeceğiz. Geri alalım. Keseceğimiz yerin başına ve sonuna tıklayalım. Artık 3 tane parçamız oluştu. V tuşuna basarak seçim aracını alalım. Ortadaki parça sileceğimiz parça. Bu parçaya tıklayalım. Delete tuşuna basarak silelim. Bunu yaptığınız zaman orijinal dosyanıza hiçbir şey olmayacaktır. Arada bir boşluk oluştu. Bu boşluğu kapatmak için ikinci klibi birincisine doğru sürükleyelim. Klipler üst üste geliyor. Program otomatik olarak yumuşak geçiş ekliyor. İlkine yavaşça sönme, ikincisine yavaşça belirme ekliyor. Ama bu ikisi birbirinin devamı. Bu şekilde geçiş istemiyoruz. Geri alalım. Bu tür durumlarda yapışma özelliğini kullanmak faydalı olacaktır. Böylece klip diğerinin sonuna otomatik yapışacaktır. Bunun için zaman çizgisine sağ tıklayalım. Yapışmayı seçelim. Etkinleştiri seçelim. Bu işlemin kısayolu S tuşudur. Tabii bunu yaptığınızda alt taraftaki seçeneklerin örneğin klipler, oynatma kafası gibi seçeneklerin etkin olduğundan emin olmalısınız. Klibi yavaş yavaş sürükleyelim. Bazı yerlere otomatik olarak yapışacaktır. Bu bir tür iki mıknatısın birbirine yapışması gibidir. Yapışmayı buradaki mıknatıs simgesine basarak etkinleştirebilirsiniz. Klibi sürüklemeye devam ederseniz yumuşak geçişler olacaktır. Bunu istemiyoruz. Ayrıca boşluğu kapatmanın başka yolları daha var. Klibi seçip delay tuşuna basarak silmek yerine shift tuşuna basarak silerseniz hem parça silinecek hem de parçalar birleşecektir. Bu dalgacık silmesi olarak adlandırılır. Tekrar birkaç defa geri alalım. Parçayı seçip silelim. Boşluğa sağ tıklayalım. Dalgacık silme üzerine gelelim boşluğu seçelim. Boşluklar kapandı. Bu dalgacık silme özelliği. Bazen yapışma özelliği size yeterince yardımcı olmayabilir. Bu tür durumlarda kullanılabilecek bir komut gösterelim. Klibi seçtikten sonra klip menüsüne gidelim. Burada sağa itele ve sola itele seçeneklerini görmekteyiz. Bu seçenekler size klibi küçük küçük hareket ettirme olanağı tanır bu komutların klavye kısa yoluysa alt virgül ya da alt noktadır. Bu komutları kullanmak menüyü kullanmaktan daha uygundur. Özellikler panelini açarak değişiklikleri görebilirsiniz. Klip başlangıç ve bitiş değerlerini izleyin. virgül ve alt nokta tuşları ile yaptığımız itelemeleri görmekteyiz. Eğer isterseniz orijinal klibinize geri dönebilirsiniz. Bunun için ikinci klibi silelim. Örneklemecimizi klibin sağ kenarına yerleştirelim. Klibin sonuna kadar sürükleyelim. Baş tarafına gelelim. sola doğru sürükleyerek sessiz bölümü tekrar ortaya çıkaralım. Bunlar çoklu parça görünümüyle çalışma yollarından bazılarıdır.